Kurtuluş Savaşı yıllarında düşman artık tehdit olmaktan çıkmış bir işgal kuvveti olarak halkın içerisinde yaşamaktaydı. İnsanların devlete olan güvenleri gün geçtikçe yitiyordu. Halk artık yok olmanın eşiğine gelmiş, koskoca bir devletin çöküşünü izlemekten başka bir şey yapamıyordu. Leyla, ölmesin çeşmelerini. Aman çatan onu okma. Vay güzel de senin omuzların, sırma melikli. Vay bahçeleri arıkla, ayakları çarıkla, istedim mi? Baba yapamam, ben aldıkça kaçtık öyle. Baba yapamam. Ey ahali! Şu dağların koç yiğidi Yörük Ali çeşmeden su doldurmaya gelip duru. Düğümün doldu ana. Sen kozalıklarını kusura bakma. Zeybekli'nin gereğini yapar o. Ağzı süt kokup duran kızandan zeybek mi oluverir? Sözünü ölç de konuş ana. Zeybek dedin. Ana, ata, ocak yüzü görmeden dağlarda uçurumlarda gezen. Kendi bıçağın ekmeğini yiyen adamdır. Senin sözünü hak etmeyiz biz. Ananızı, atanızı, ocağınızı yıkıp dururlar. Toprağınızın, ahalinizin namusuyla oynamışlar.
Siz hangi dağın uçurumunda gezip durursunuz oğul? Ha? Hangi bıçağın ekmeğini yersiniz oğul? Ben böyle zeybekli tanımam oğul. Ben böyle efeliyi tanımam oğul. Yarın bak. Neler olacak ana? Hey gidi nefes, efesi, efeleri nefesi. Hey gidi nefes, efesi, efeleri nefesi. Biz Yörük Türkmenler, yani Türkler, 1000 yıl önce Orta Asya'dan Anadolu topraklarına gelmişiz. Buraları yurt tutunmuşuz. Anadolu'nun dört bir tarafına dağılmışız. Yörük Türkmenler genelde Toroslar'da, Türkiye'nin her yerinde atlarıyla, sürüleriyle, develeriyle, koyunlarıyla, bütün hayvanlarıyla yaşamlarını sürdürürler. Yörükler bütün canlıyı yaşatarak yaşamayı severler. Doğayı severler. Doğayla her zaman iç içe olmuşlardır. Yörük deyince halkımızda geçmişte şöyle bir anlam vardı. Daha çok hor görülen, yani toplumda olmayan, uzakta yaşayan, biraz böyle yobaz kimlikli, kaba saba insan akla gelirdi. Oysa öyle değildi. Onlar bir kültürün temsilcisiydiler. O Orta Asya'dan Anadolu'ya getirdikleri kültürlerinin yegane yaşatıcılarıdır yörükler. Şöyle ki o motiflerle, kilim motifleriyle, gelenek görenekleriyle, müzikleriyle, oyunlarıyla bütün yaşantısını, kültürü bozulmadan günümüze ulaştıran Türk boylarıdır yörükler. Tarihteki kurulan bütün devletler yörüklerin kıl çadırında kurulmuştur. Son üç devletten bahsetmek istersek 1071'de Anadolu'yu yeniden fethedilen Sultan Alparslan Oğuz'un Kınık boyundandı, yani yörüktü. 1299'da Cihan Devleti Osmanlı'yı kuran Osman Bey Oğuz'un Kayıboyu Karageçili yörüklerindendi. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kızıl Oğuz Kocacık yörüklerindendi. Bey çadırını kurarken bey çadırı hem keçi kılından, kıl çadırdan olur, hem de keçeden, deve tüyünden dokunmuş keçeden de olur, koyun yününden dokunmuş keçeden de olur. Kıl çadır dış cepheye, yağmura, kara, güneşe daha dayanıklıdır. Genelde dış cephesini keçi kılından kaplarız, iç cephesini de koyun yününden veya deve yününden keçelerle süsler, bezer, o şekilde kurarız. Yörük çadırının özellikleri: kışın kıllar şişer, su geçirmez. Yazın gözenekler açılır, serin olur. Yörük ve Türkmen kültürünü hala yaşatan yaşanmışlıklarıyla özenle tasarladığı Yörük Müzesi'nin mimarı Kerimoğlu İsmail Uzunoğlu'nun atalarından kalan en önemli mirası, Yörük kültürünün gelenek ve göreneklerini sergilediği dillere destan olan Yörük çadırlarına misafir olduk. Yörüklerde iki göç vardır. Yazın yaylalara, zirvelere göç. Çünkü yaylalarda karlar erimiştir, bahar gelmiştir. Gidersin o yaylalarda yurt seçersin.
yurt oturduğun, ev kurduğun yerdir. Burada yörüklerin evi kıl çadırdır. Keçeden alacık çadırdır. Ve ardıç kabuğundan çatısı yan tarafları taş duvar olmak üzere kabık damlardır. Dedelerimiz bu yurtlarda sürüleriyle, atlarıyla, koyunlarıyla, keçileriyle bu Toros'un ünlü geçidi Güğübel'inde yaşamışlar. Bu da cıngırak, yörüklerin oyuncağı. Yere bir tane direk dikerler, onu sağlam kenarın taşlarla sıkıştırırlar. Keçeden turluk, alacık ev. Yani alan evi anlamında. Çatısı ardıç kabuğundan, kenarı taş duvardan, kabuktan. Ve ondan sonra toprak ev. İşte ocaklık. Ocaklıkta bir kadınımız yemek pişiriyor. Ve kiremit ev. İşte bir kiremit evin içinde de bir yine yörük anasını canlandırdık. Artık burada işte yerleşik hayata geçişi sergiledik. Ondan sonra burada da kadınlarımızın çalışma alanı. İşte çıkırıkta ip sarıyorlar. El dikiş makinesinde dikiş diken kadınlarımız. Istarda kilim dokuyan kadınlarımız. İlmek ilmek burada kilimleri dokurlar. Demircilik çok önemli Türklerde. Çünkü ilk demiri eriten Türklerdir. Ve burada Türklerin işte demirci körüğü, burada örsü, burada kılıç yapılır, kalkan yapılır, burada çapa yapılır, kürek yapılır, demirden saban yapılır. Burada da bir semerciyi, eğer ustasını, yani atların eğeri olur sırtına konan ve merkeplerin, eşeklerin sırtına konan semer vardır. Bir semer ustasını canlandırdık burada da hayvanlarımızın semerini ve eğerini yapan. Burada da çan ustası yörüklerde sürülerin boynuna takılır, koyunların, keçilerin. Sürülerde 200-300 koyunun da çanı tek ses çıkar. Vuruyor, beze haline getiriyor ve ondan sonra da saçta yufkayı açıyor, saçta da ekmek olarak pişiriyor. Hem bazlama hem yufka ekmeği olarak bir ekmeğin yapılışı. Eskiden atalarımız öküzlerle, karasabanla, boyundurukla tarlaya tohum saçarken, buğday ekerken ve buğday büyüyüp erip başaklar, ekinler biçilirken ondan sonra harman yerine taşınıp bu harman düvenle dövülüp tenesi ayırtlanıp buğday haline getiriliyor. Su değirmenine gelip o değirmende öğütülüyor, un haline getiriliyor ve kadınlarımız lehende unu suyla hamur haline getiriyor, hamur yoğuruyor, beze haline getiriyor ve yufka açıyorlar, bazlama yapıyorlar. Bunu da saçta, ateşte yanan saçın üzerinde ekmeğe pişiriliyor, ekmeğin yapılışı. Yörüklük kavramı deyince ilk önce aklımıza yürüyen Türk gelir. Yürüyen Türk kimdir? Konar göçer yaşayan Türklerdir. Bunlar bir yerde kara koyunlu, bir yerde kara keçili, bir yerde sarı keçili olarak hayvanlarının adlarıyla adlandırılmış yörük oymaklardır yörükler. Toroslarda, Ege bölgesinde yoğun olarak daha önümüze çıkmaktadır yörükler. Yaşamlarıyla, kültürleriyle. Günümüzün teknolojisiyle bu konar göçerlikten vazgeçmek zorunda kalmışlardır. Gerek yerleşim alanlarının kısıtlanması, gerek günümüzün ekonomik şartları. Ecdadımız yörük Türkmenleri her zaman sağlam yerlere yerleştirmiştir. Mesela bugün Balkanlardan gelen göçmenlerimiz, biz göçmen deriz. Hepsi de yine buradan, Konya'dan, Aydın'dan, bu güzelim Anadolu yurtlarından oralara gidip yerleşen kişilerdir. Has yörük ve Türklerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Batı Anadolu'da yaygınlaşan gruplara Efe denilmiştir. Genelde Ege kırsal alanında tek tek ya da gruplar halinde yaşayan cesur, gözü pek, dürüst, mert ve dost kişilerdir. Efe, bu dağlarda gücünü yaşayan halktan alan, zalimin zulmüne karşı kimsesizlerin kimsesi olan, zorbalara
yaşadığı bölgeyi dar eden yiğit, kahraman, vatan evlatlarıdır Efe. Efelik kavramını açıklamak isterse kısaca, kızanlıktan başlıyor. Kızan, o teşkilat tarafından kabul edilen kişi önce kızan olarak başlar. Bugünkü halkımızın anlayacağı şekilde anlatırsak, çırak olarak o teşkilata kabul edilir. Sonra orada gösterdiği hizmetlerden sonra, çıraklıktan sonra kalfalık dediğimiz zeybekliğe terfi eder. Zeybeklikte de bütün uğraşlardan, verdiği hizmetlerden sonra ve genel kabulle, yani çok az sayıdaki insan bu makama erişebilmiştir, efelik ünvanı alır. Bir zeybek dağa çıkıp bağımsızlığını ilan ettiğinde ya da dağa çıkıp hakimiyetini sağladığında, onun hakimiyetini devam ettirebilmesi için mağaralarda sığınması gerekiyor. Mağaralarda beslenmesi gerekiyor ve yerini sürekli değiştirmesi gerekiyor. O yüzden Bozdağ'dan Karıncalı Dağı'na, Muğla Dağları'na kadar, Madran'a kadar zeybeklerin bu bölgede izlerini açıkça görmekteyiz. Özellikle Kıyı Ege bölgesindeki zeybek oyunlarının temelinde Orta Asya kültür inancımız olan Gök Tanrı ve Şaman inancının izlerini bugün de taşımakta ve görmekteyiz. Yani Şaman kültür inancı derken, biliyorsunuz ki Oğuz boylarında ve Oğuz Türklerinde kahramanlık olgusu doğudaki kartal, şahin gibi hayvanların kahramanlık olgularıyla bütünleştirilmiştir. Yani bugün Çağrı Bey, Tuğrul Bey gibi isimlerin kökenlerine baktığımızda Selçuklulardaki kartal ve şahin olgunlarının açık bir izahını görebiliyoruz. Yani Reşidettin'in aktardığı bilgilerde, Kaşgarlı Mahmut'un aktardığı bilgilerde ve Seceri Türk'te geçen bilgilerde 24 Oğuz boyunun sembolize ettiği kavramlarda o olgun sisteminin görmekteyiz. Yani zeybekliğin temel felsefesi doğudaki kartalın avınla bütünleşmesi ve avına karşı ortaya koyduğu savaşta yatmakta. Ah!
Yani Zeybeklerin kahramanlık kültürü içerisinde yarattıkları oyun sistemlerinde, özellikle milli mücadele döneminde Yunan'a karşı verilmiş olan milli harpte, Zeybeklerin ruhlarını bütünleştirebilmek için Zeybek oyunlarına gereği yerde ihtiyaç duyduğunu görmekteyiz. Yani Zeybek oyunları dediğimizde aslında oyun demek de bir bakıma yanlış. Çünkü Zeybek oyunları bir ritüeldir, savaş hazırlık ritüelidir ve içinde tamamen İslamiyet öncesi Türk kültür özelliklerini taşır. Yani şaman kültür inancı, göktanlı inancı ve bunun ortaya koyduğu Kartal Ongun çerçevesinde gelişir. Yani şimdi şaman kültür inancının izlerini Zeybek oyununda nasıl görmekteyiz diye sorarsak kendimize, Zeybek sahneye çıkıp ellerini havaya kaldırdığında vatanını ve milletini sembolize eder. Elini dizine vurduğunda artık hükümetim dizimdedir. Yani dizimden aldığım kudreti vatanıma milletime sürmek için and içtim anlamını taşır. Ellerini havaya kaldırdığında ve cepkenlerini açtığında, yani cepkenlerine tavır verdiğinde, artık Bozkurt'tan Anadolu işlerine kadar uzanan bir kartalı sembolize ettiğini ortaya koymaktadır. Yani aslında oyundaki ritüelin anlamı bir Zeybek'in savaşa önceliğidir. Yani savaşa hazırlık ritüelidir. Aslında oyunun geleneğinden yetişen bir insan, sahnede oynayan kişinin kendi olmadığını, onun daha önceleri atalarını canlandıran bir insan olduğunu ortaya koymakta. Yani bizim sergilemiş olduğumuz Zeybek oyunlarında aslında oynayan biz değil, bizden önceki kahraman dedelerimiz. Yani bir Çakırcalı Mehmet Efe, Gökçen Efe, Yörük Ali Efe ve Demirci Mehmet Efe gibi Zeybeklerin oyunlarını aslında bir sembolize etmeye çalışırız. Türk kültüründe yemek, tuz ve ekmek hakkı diye bir kültür yapılanması vardır. Bu ne anlamı ifade eder? Türkler ekmek yediği, tuzunu paylaştığı insanlara asla düşmanlık beslemezler. Onları sofralarını açarlar ve onları beslerler. Tabii bu oyunun Zeybek oyunlarına yansıması şu şekilde olmuştur. Yerden alınan bereket göğüse sürüldüğü zaman artık göğsünde yeşerlenir ve göğsünde nefeslenir anlamını taşımakta. O oradan alınan toprağın bereketi ise yere saçıldıktan sonra bereketler toprağında tekrardan yeşillensin. Toprağın bu bereketlerle birlikte artık coşsun anlamını ifade etmekte. Efelik efendiliktir. Efelik su üstünde yürümektir. Sert adımlarla sağlam basan yiğitlerin işidir. En yiğit efe sarı zeybek lakaplı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk'ün kurduğu düzenli ordunun yanında halkımız da savaşmıştır. Bunların en önderlerinden birisi de Aydınlı Yörük Ali Efe'dir. Yörük Ali kızan olarak Alanyalı Molla Ahmet'in yanına girmiştir. Orada uzunca bir süre kızanlık yapmıştır. Sonra zeybek olmuştur. Ve ondan sonra da Efe'sinin bir baskında ölmesiyle bütün herkesin ortak kararıyla Efe olmuştur. O ünvana layık görülen kişidir Yörük Ali. Yörük Ali Efe, orta boylu, omuzları geniş, kavi bünyeli, beyaz tenli bıyıkları hissedilmeyecek derecede pek hafif terlemiş, kumralca kaşlı, ela ve çekik gözlü, Levent tavırlı bir delikanlıdır. Yörük Ali'nin babası Abdil, meşhur Çakırcalı'nın ilk rüfekasında bir zeybekti. Milli mücadele yıllarında bölgenin Yunanlılarca işgali karşısında yörenin yurtsever asker, aydın ve din adamları Efeleri yurt savunmasına davet etmişler ve Yörük Ali Efe grubu oluşturulmuştur. Aydın işgal edildiği zaman Yörük Ali Efe düzdedir. Dağ hayatı artık bitmiş. Afışhane düze inmiş. Şinen Yağcılar köyüne yerleşmiş. İşgali uzaktan takip ediyor. Günü gününe. Daha sonra yanına subaylar geliyor. İsimleri bile dertleri derman olacak olan subaylar bunlar. Temel Zekai Bey gibi, Efendim Sahip Bey gibi, Memduh Bey gibi
Efe memleketin durumu biliyorsunuz diyorlar. Biliyorum diyor. Aynı gece Çin'e askeri şubesi başkanı Miral Mehmet Şevik Bey davet ediyor Yörük Halife'yi. Anlatıyor. Miral'ın Şevik Mehmet Şevik Akar Bey ile diyor ki yani ummadığım nazik insanlarla karşılaştım diyor. Ben ne dersem tamam baba, tamam baba dediler diyor. O kadar efendi insanlar diyor. Ben böyle bilmezdim diyor. 6 Haziran'la 16 Haziran arası Yörük Halife'nin faaliyet devresi başlıyor. Yörük Halife bu 10 günlük süre içerisinde Bekir Bey'in evinde bir gece rüya görüyor. Rüyasını tabir ettirmek için Hoca Ahmet Efendi ona gidiyor. Rüyasını açıyor. O da diyor ki Efe diyor artık zaman gelmiş. Bu onun ifadesi ve bu vazife size verilmiş diyor. Muğla'dan ve Muğla bölgesindeki diğer efelerle irtibata geçer. İşte Muğla'da toplanalım ve bir karar verelim. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Çine'nin Yağcılar Köyü'nde bir plan yapılır. Bu plandan sonra Malgaç Karakolu'nun baskını tartışılır. Bunu nasıl yapılacağını kararlaştırırlar. Malgaç dediğimiz yerde bugün Sultanahisar'a girerken, Nazilli'nden girerken hemen sağda tren yolunun üstünde Malgaç'a birleşik bir alan. Şimdiki Zeytinlik. O zaman Çavdar Tarlası orası. Altı çadır var. Çadırlı karakol bu. Güya demir yolunun güvenliğini sağlamak. Ama görevleri öyle değil. Yoldan gelen geçen zulmediyorlar. Bunları duyuyor Yörük Halife tabii. Bir hareketi geçmesinin baş sebebi de budur. Yenipazar Şube Başkanı Şerif Bey haber ediyor. Biz bu gece baskına gideceğiz diye. Gizli tabii bunlar. Asker silah kullanamaz ki. Resmi çıkamaz. Devletin başına dert olur diye. Resmi birisi görünüyor zaman 60 kişi bir kuvvetiyle Yörük Halife Donduran'da 2 rekat namaz kılıyor. Ramazandır zaten. Yenipazar'a geliyor. Şerif Bey haberli tabii. Sallar var o zaman. Yenipazar salları. Şimdi köprünün olduğu yerde. Bir sal var. O salla iki seferde karşıya geçiyorlar. Bunu bizzat Malgaç baskınını gerçekleştiren kahramanlarla konuştum ben. Tabii kızanların öyle güzel yerleştiriyor ki Yörük Halife. Tam bir Erkan Harp gibi. Cesaret vermek için kendisi o kızanların önüne geçiyor. Tabii artık ortalık ağırmak üzeredir. Yörük Halife'nin hareketini görüyor diğerleri. Hiç savaş görmemiş kişiler var içlerinde. Tecrübeli zeybekler, kuzanlar olduğu gibi hiç savaş görmemiş kişiler var, gençler var. Onları cesaret vermek için öne çıkıyor. Yavaş yavaş Yunan nöbetçisinin arkasına yaklaşıyor. Ve tüfeğin arkasına asıyor. Elini belini bağlıyor. Diyor ki, ey diyor koca erkek. Seni arkadan vuramadım, felimi yediremedim diyor. Dönüyor Yunan askeri. Tabii süngül. Yörük Halife vuracak veya hani süngülecek. Fakat Yörük Halife ani bir hareketle belinden bıçağı söküyor. Sallıyor. Başı bir yana düşüyor. Gövdesi bir yana düşüyor Yunan askerinin. Bu büyük bir cesaret oluyor hepsi için. Ve ondan sonra yaylım ateş başlıyor. Çadırlı karakol 20 kişi var ama ellerinin makinalı var. İşin tehlikeli tarafı orası. Ve 5 dakikada bitiyor baskın. Sonra tabii karargahları Sultanahisar'da oradan sesler duyuluyor. Takviye kuvvetleri geliyor. Onlarla da savaşıyorlar. O 20 kişiden sonra 13 kişi daha orada etkisiz hale geliyor Yunanlardan. 33 kişi oluyor. Bu Yunan karakolu, üstün silahlarla donatılmış Yunan karakolu, Yörük Ali ve milisleri tarafından yok edilir. Ortadan kaldırılır. Bütün silahlarına, cephanelerine el konulur. Bu güçlü, kuvvetli düşman ordusunun yenilebileceği halkımızın beynine kazanılmıştır. Kurtuluş Savaşı'mızda bunun önemi şu. İlk baskındır bu. Bu bölgede verilen ilk baskın. Tarih önemi şu. Millet ümitsiz olan o millet artık ümitleniyor.
Nizami kuvvetler olmadan da milis güçleriyle bu düşman ordusu hakkından gelinir. Bunlara karşı durulabilir. Anlayışı yerleşiyor. Gerçekten de bundan sonra eline silah geçiren, orak tahara geçiren, silah bulamayan Yörük Alef'in peşine takılıyor. Yörük Alef, Ege'de işgalci Yunanlara karşı başlatılan sivil direnişin önderlerinden olmuş, bu vatan hizmetinin karşılığı Atatürk'ün takdirlerini kazanmış, büyük zaferden sonra İstiklal madalyasıyla onurlandırılmıştır. Daha sonra düzenli ordu kurulmuş. Yörük Ali düzenli orduya bütün kızanlarıyla birlikte katılmış ve Kurtuluş Savaşı'nda Aydın cephe komutanı olarak yer almıştır. Etrafı beyanname dağıtıyorlar. 310, 11, 12, 14 doğumlar işte 24 saat zarfında cephede olacaktır. Bir işte düşmanın işgalini durdurmak için ayaklandık diye. Hemen 2000 kişi toplanıyor köşkte. Bir tabur kuruyorlar. Ertesi 2000 daire bir tabur da kuruyorlar. Bunu artık diyor ki alaya ulaştı diyor kuvvetimiz. Tarihte kurulan ilk milli adına alayı bu Kurtuluş Savaşı'nda. Tam 13 ay 8 gün bir adım bile doğusunu attırmıyorlar. Bir adım geçemiyor düşman. 13 ay 8 gün sonra bu cephemiz bozuluyor. Bu sefer Çubukdağ cephesinde tutuyor. 7 ay da orada yani 20 ay 8 gün tutmuştur. Yörük Alef'in tarihi önemi işte burada. Düşman oyalamıştır devamlı. Oyaladıktan sonra ordumuz hazırlanmıştır. Uçan da Yörük Alef adına şiirler bestelenmiştir. Oyunlar oynanmıştır. Şu dalamadan geçtin mi? Soğuk da sular içtin mi? Efelerin içinde Yörük de Ali'yi seçtin mi? Hey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Cepkenimin kolları, parıldıyor pulları. Yörük de Ali geliyor, açıl aydın yolları. Hey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Şu dalmanın çeşmesi ne zor olur içmesi. Yörükten Ali'yi sararsan efelerin seçmesi. Hey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra Yörük Alef İzmir'de Atatürk'ün kendisine hediye ettiği bastonu elinden düşürünce bindiği tramvaydan atladı, ayağa takıldı, rayların üzerine düştü, iki bacağı da kesildi. Savaştan sonra İzmir'de yaşamış, elin bir kaza sonucu tren raylarında ayaklarını kaybetmiş. Sonra tedavi için gittiği Bursa'da vefat etmiştir. Vasiyeti gereği şöyle demiştir: beni öldükten sonra Yeni Pazar'a gömün. Yeni Pazar'ın insanları çok iyidir. Toprağı seven insanlar insanı da sever. Ben o dağlarda, o topraklarda çok rahat ettim. Beni oraya gömün demiştir. Bugün mezarı Yeni Pazar'dadır ve müzesi de kurulmuştur. Yörük Alef'e müze evindeyiz. Evlerimiz çaprazdır, benim dede evlerim. 60 metre ileridedir. Ben Efe'nin cenazesini görebildim. Ama ninem buraya çok girip çıkardı. Efe 1895 doğumlu. Ninem ise ondan 5 yaş büyük. 1890 doğumlu. Çarşı Camii'nden cenaze giderken etraftaki halk Efe'nin cenazesi gidiyor. Efe'nin cenazesi gidiyor diye söylediklerinde ben de etkilenmiştim. 6 yaşındaydım. Burada en son yaşayan ise Yörük Ali Efe'nin oğullarından Aslan Yürekli, Aslan gibi Aslan abidir.
üç kızına okuttuğum için ailecek gelirdik. Aslan abi zaman zaman bana yakınmıştır. Hocam ben fakir öleceğim. Bunlar da yanımda fakir bir şey alıp satamıyorlar. Buradan bir çam ağacı kesip yakamıyoruz. Ben Efe oğlu olarak çok zorlanıyorum. Efe oğlu olmak zor. Bir şeyi 10 liraya alıp 12 liraya satamıyorsun diye zaman zaman bana dertlenirdi. Eğer bugün yaşıyorsak bu topraklar üzerinde böyle yiğit efelerin sayesinde. Yörgal Efe şunu gösterdi bize. Yiğitliğin, mertliğin cüssede boyda değil, posta değil, ciğerde, yürekte olduğunu gösterdi. Burada kısaca özetlemeye çalıştığımız Yörgal Efe'nin hayatında asla insanlara zulmetmemiş. İnsanları hor görmemiş, zayıfın yerinde yer almış, halkın yanında yer almış ve başı sıkıştığında, devlet zora düştüğünde devletin yanında yer almış, yiğit bir kahraman duruyor karşımızda. Bir takım çetelerden duyduğumuz eşkıyalığı, çapulculuğu Yörük Ali'de hiçbir zaman duymuyoruz ve duymamışızdır da bugüne kadar. Onu görenler, binlerce kişiyle konuştum. Asla korkutan bir insan değil, çok cazip bir insandı diyorlar. Yörük Ali'nin bugüne bize bıraktığı miras, Aydın'da, Ödemiş'te, Ege bölgesinde, Batı Akdeniz'de, yurdumuzun her tarafında. Yani bugün Ege bölgesinde, Batı Akdeniz'de Efe diyoruz ama Ankara'da Seymenler, Karadeniz'de Uşaklar, Erzurum'da Dadaşlar, Elazığ'da Gakkoşlar olarak önümüze gelmektedir Yörük Ali. Aydın'ın bu doğru ve özlü fedakar evlatları, Bolu ve Düzce havalisinde memleketimizi gavurların esaretine düşürmeye çalışan hainleri pek kahramanca ve fedakarca bastırdılar. Vatanımıza büyük hizmetler ifa ettiler. Allah iki cihanda aziz etsin. Kendilerine Büyük Millet Meclisi'nin kalbi ve samimi teşekküratını takdim eder, gözlerinizden öperim. Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal. Şu anda aklıma gelen Avcı Nuri'nin bir hatırasını anlatayım. Bir kere Umurlu'ya pazara gitmiş, orada birisiyle tanışmış, Bakkal Ali diye. Nerelisin falan demiş, ben Yeni Pazar'da oturuyorum demiş. Yörük Ali'yi tanıyor musun demiş. Onu tanımaz mıyım demiş, tanımayan var onu demiş. İki tane kavun alayım, onu götürver demiş. Bu millet onun hakkını ödeyemez demiş. Bugün Umurlu böyle duruyorsa onun sayesinde demiş. Getirdim diyor. Efe demiş, size demiş, Umurlu'dan işte Bakkal Ali'nin selam var. Bu kavunları o gönderdi, size vermem söyledi, onu getirdim dedim falan diyor. Yapma be avcı demiş. Bizim demiş adımız oraya kadar duyuldu mu demiş. Duyulmuş mu demiş. Efe sen dünya tanıdı, dünya dedim diyor. Umur duymaz mı dedim diyor. O sırada radyo vardı açık diyor masanın üzerinde. Yörük Ali türküsünü başladı diyor. Hey gidin Efes, Efesi. Efelerin Efesi. Bak Efe nasıl türkü var dedim diyor. Yüzüne baktım diyor. Yaş indi gözlerinden diyor.